bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bugün Cumhuriyet 100. yılında ve kendi tarihini yazmaya devam ediyor. Tarih yazıyla başladıysa da, uygarlık tarihinde düşünce, sanat, bilim ve teknolojide gelişmeyi hızlandıran kağıdın üretimi oldu. Kağıt, hafızasında insan uygarlığının tüm bilgisini tutarak yüzyıllar boyunca taşıdı. Dolayısıyla kağıt üretmek hiçbir zaman basit bir meta üretimi olarak görülmedi. Çünkü kağıt üretmek aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel sermayeyi de üretmek demekti. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen ardından kağıt üretimi ülkenin kalkınma hedeflerinden biri olarak yerini aldı. Temeli atılacak olan fabrika iktisadi hayatımızda mühim bir müessestir. Büyük Millet Meclisi'nin sanayi programının mühim fabrikalarından biridir. Hadi arkadaşlar, hep beraber temel atalım. Sümerbank Kağıt Fabrikası adıyla 1936 yılında açılan SEKA, yeni kurulan Cumhuriyet'in ilk kağıt mühendisi olan Mehmet Ali Kağıtçı'nın girişimleriyle bir devlet yatırımı olarak kuruldu. Çok sayın vatandaşlarım. Bugün açılma törenini yapacağımız kağıt fabrikası, endüstri programımızda yer alan mühim mevzulardan biriydi. Mehmet Ali Kağıtçı, düşünce üretimi için kağıdın önemini kavradığından önüne çıkan tüm engellerle mücadele edecek ve ilk kağıt fabrikasını Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandıracaktı. Fabrikanın kuruluş yeri olarak geniş hinterlandı dolayısıyla seçilen Kocaeli, tarih boyunca pek çok halka ev sahipliği yapmış, Roma İmparatorluğu'nun ise en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Kağıt fabrikasının temeli kazılırken bu döneme ait tarihi pek çok eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu eserlerin büyük bir kısmı bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. SEKA'da üretilen ilk yerli kağıt halk tarafından heyecan ve mutlulukla karşılanmış ve hak ettiği değer verilmiştir. Yurdun diğer illerine de açılan fabrikalarla tüm Türkiye'ye yayılan ve Atatürk'ün daha sonra medeniyet hamuru olarak nitelendireceği kağıt ve karton üretimi bu fabrikalarda yaklaşık 70 yıl boyunca devam etmiştir. Ve yeni kurulan Cumhuriyet'in kalkınma hedeflerinin temelini oluşturan kağıt ve karton sanayisi, aradan geçen 10 yıllar içinde Cumhuriyet'in mukavemetiyle birlikte kendi mukavemetini de arttırdı. Yüzyıllar boyunca insanın bilgi aldığı ve bilgisini yaydığı önemli bir araç olan kağıt, insan uygarlığına düşünce alanındaki katkılarının yanı sıra bugün farklı bir şekilde daha hizmet ediyor. Üstelik bu sadece insanlar için değil, doğadaki tüm canlı türleri için de hayati bir önem taşıyor. Geri dönüştürülemeyen atıklar, yarattığı çeşitli sorunlarla hayatımızda giderek daha büyük bir yer kaplamaktadır. Bu sorunların başında küresel iklim değişikliği ve çevre kirliliği bulunmaktadır. Günümüz tüketim dünyasında her yıl milyonlarca tonla ölçülen ambalaj atıkları
tüm ekosistemi tehdit etmektedir. Çok geniş bir alana yayılan ve 7. kıta olarak adlandırılan bu çöp yığını, deniz yaşamını doğrudan tehdit ederken, küresel iklim değişikliğinin temel nedenlerinden biri olan sera gazı etkisini de arttırmaktadır. Bu hayati tehlike, tüm dünyada doğal kaynaklardan elde edilen ve geri dönüştürülerek yaşam döngüsüne devam edebilen ürünlere olan ihtiyacı arttırmaktadır. Karton ambalaj, yenilenebilir bir kaynak olan plantasyon ormanlarından ve kağıt gibi defalarca geri dönüştürülebilen kaynaklardan üretilen özel bir üründür. Geri dönüşüm oranı Türkiye'de %75'i bulmaktadır. Biyoçözünür ve kompost edilebilir olması dolayısıyla doğayı kirletmeyen karton ambalaj, döngüsel ekonomiye sağladığı katma değer yanında yaşamın döngüsel doğasını da korumaktadır. Organik yapıdaki bu ürün, giderek azalan karbon emisyon oranları ile fosil bazlı üretilen materyallere tercih edilmekte ve küresel iklim değişikliği ile baş etmede insanlığın elini güçlendirmektedir. Karton ambalajın bu doğayla dost yapısı, pek çok devletin bu ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla tutum geliştirmelerine neden olmuştur. Yeni kurulan Cumhuriyet, kalkınma hamlesi olarak kağıda yatırım yapmakta haklıydı. Çünkü kağıda yatırım, insana, doğaya ve uygarlığa yatırım demekti. Ve bugün gelinen noktada uygarlık, doğayı ve insanı korumak için yine kağıt ve kartona yönelmeyi gerekli kılıyor. Çevre ve iklim krizi konusunda giderek artan bilinç ve duyarlılık, doğayla dost ambalaj talebini de arttırıyor. Öyle ki ürün için ambalaj üretimi, ambalaj için ürün geliştirmeye doğru evrilmekte. Tüm bu beklentiler doğrultusunda Türkiye'de 1991'den bu yana Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği adı altında pek çok firma bir araya gelerek emisyon yönetiminden enerji ve su yönetimine kadar geniş bir alanda sorumluluk almakta. Hedef, ambalajın gücünü artırırken çevreye ve doğaya daha az zarar vermek. Enerji verimliliği artırılmış teknolojilere yatırım yaparak atık su arıtma tesislerinde suyu arıtıp üretimde tekrar kullanarak hem karbon ayak izini hem de su ayak izini düşürmek. Karton ambalaj, kendisini yeniden ve yeniden üretirken, içine doğayı ve insanı da katarak toplumsal bir misyon ediniyor. Ve karton ambalajın ham maddesi kağıt, insan ürettiği sürece, hafızasında yüzyılların bilgi birikimiyle bugünü yarına taşımaya devam edecek.